Efsaneyi bilirsiniz. Postsam'da Prusya Kralı 2. Frederick'e kafa tutan değirmenci neyine güveniyorsun denildiği zaman büyük bir güvenle Berlin'de hakimler var der. Bu efsane 18. yüzyıldan beri adaletin saraya üstünlüğünün simgesi olarak anlatılır. 250 yıl sonra 21. yüzyılda ne yazık ki biz Türkiye'de saray iradesine karşı Ankara'da hakimler var diyemiyoruz. Ankara'da hakimler yok çünkü. Yargının başında sarayın hizmetine girmiş parti görevlileri var. O görevliler pazartesi günü Türkiye'nin 70 yıllık çok partili seçim geleneğini yok etme pahasına halkın iradesini gasp etti. Sarayın önünde diz çökerek İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın kazanmadığı seçim geçerli değildir anlayışını resmileştirdi. Türkiye'yi bir muz cumhuriyetine dönüştüren, seçmenin sandığa inancını yok eden, ekonomiyi temelinden dinamitleyen bu kararın vebali yedi hakimin üzerinde. Ancak bedeli ağır olacak. Bundan sonraki her seçimin üzerine şaibe düşecek. Kararın tek olumlu sonucu varsa o da muhalefetin kararlılığını ve birlikteliğini perçinlemesi oldu. İradesinin hiçe sayıldığını gören seçmen daha da bilenmiş olarak yollara çıktı karar gecesi ve muhalefet partileri 23 Haziran'da yenilenecek seçimlere inatla hazırlanma sözü verdi. Belki daha da önemlisi herkesin yılgınlığa düştüğü pazartesi gecesi kolları sıvayıp ben buradayım, umutsuzluğa kapılmayın, her şey çok güzel olacak diyen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesiydi. Erdoğan ve YSK istemeden Türkiye siyasetine yepyeni bir cumhurbaşkanı adayı hediye etti. Her şey çok güzel olacak sözü Birkaç dakika içinde sosyal medyada en çok dillendirilen slogana dönüştü. Ankara'da hakimler yok maalesef. Öfke var ama kararlılık ve umut da var. 23 Haziran'da seçmen bir kez daha bu kez demokrasi tabutuna hakimler eliyle çakılan çivileri sökmek için gidecek sandığa. Sarayın mühürlediği değirmeni yeniden döndürmek için.